Ve o göklerde ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o hüküm ve hikmet sahibidir. En iyi bilendir. O hakimdir. Hükümleri doğru olan, amaca uymayan hiçbir şeyi yapmayan, her kararı faydalı olan. O hakimdir. Asla yanlışlanamayan ve yanlışlamaya kalkışanları en büyük yanılgıya düşüren. O hakimdir. Zamanlardan ve mekanlardan üstün olan Allah'ım. Kararlarında yalnızca hayır ve adalet bulunan Allah'ım. Asla görünene göre değil, aslına göre hükmederken, birden fazla olan sonucu kuluna teklikle sunan Allah'ım. Tamların bilgisiyle hükmedendir Allah. Eksiği olmayan bilgisi, şartlara bağlanamayandır Allah. Sonucu sebepten önce bilip, en ilkeli davranışla, en güzel değerlendirmeyi yapan, hikmetin sahibi olandır Allah. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Ol dediği gün oluverir. Sözü haktır. Deneylerle, gözlemlerle, beş duyu ve akıl ile bilinemeyecek olandır Allah. Akılları nakillere, vücutları yüreklere, hükmüyle kaybediverendir Allah. Bilgiden mahrum hikmete, hikmeti dışlayan bilgiye, sancı çeken her Adem'e, mutluluğun tek mihveri hikmettir diye fısıldayandır Allah. Faydasız olan her şeyden yüz çevirmemi murad edendir Allah. Ya Allah, ya Hakim, ya İlah. Hikmetinden bir damlayı lütfetme ihtimalin uğruna, divanına vardığım Rabbimsin.
sana geldim. Sen bilirsin. Var ettiğin bütün varlığa saygıyla muamele edebilmeyi, hikmetli bir bakış ile bilişler üstüne geçebilmeyi, o halin sorumluluğunu sayende taşıyabilmeyi, edepsizlikleri görüp acıdan çatlayan göklere müsaadenle şahitlik edebilmeyi, bilginin bilgisi olan hikmetin mahzunluğunu sezebilmeyi, idrakten idrakler yaratan ehlinin gözyaşını hissedebilmeyi, ebediyet denen yolun buradan geçtiğini bilmeyi, kendimi ve kainatı irfanla kavrayabilmeyi, sonunda yalnız seni bulabilmeyi diliyorum. Diler misin? Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini, Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve o azizdir, hikmet sahibidir.